servolarından iyilikler, esenlikler diliyoruz. Bakıyoruz ortalık toz duman. Neden? Darbe girişimi var deniliyor. İşte bilmem falancalara veya belli kesimlere dönük önemli bir operasyon hazırlıkları deniliyor. Yine baktığınız zaman işte bazı kesimlere komplo yapılacağına ilişkin iddialar gündemden düşmüyor. Şu kadar kişinin gizli telefonları gizli olarak dinleniyor iddiaları ortaya atılıyor. Ve baktığınız zaman ya diyorsunuz ki bu organize bir suç örgütüne dönük bir operasyon yapılırken bu birdenbire nasıl oldu da böyle iktidara dönük bir hava estirilmeye başlandı? Ya da diyorsunuz ki ya 3 tane emniyet müdürü, emniyette görevli 3 tane kişi, Ankara Emniyetinde görevli 3 kişi nasıl darbe yapabilir, nasıl bilmem bir takım komplolar içerisine girebilir? Bu da ayrı bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Yüce devletimiz aslına bakarsanız bunların hep üstesinden gelir. Ve bu bazı olaylarında geçmişte yaşandığı gibi FETÖ taktikleri olduğu da yine bilinen bir durum olduğunda hatırlatmış olalım. Ve bu konularla ilgili geçmişte de mağduriyetler yaşamış. Geçmişte de bazı kumpasların sonucu cezaevine girmiş. Hanife Avcı, eski Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı, daha sonraki görevlerinde Edirne Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü gibi görevlerde bulunmuş ve şu anda da emekli konumunda olan Hanife Avcı Bey ile konuşacağız. Kendisine bir hoş geldin diyelim. Hanife Bey. İyi günler diliyorum, iyi yayınlar sağ olun. Diliyorum. Hanife Bey, şimdi baktığımız zaman şu anda Ankara'da gördüğünüz tablo nasıl? Sizin döneminizde de benzer olaylar çıkar. Günlerce bizler yine onların peşine düşer. O olaylarla ilgili araştırmalar yapardık ama şöyle baktığınız zaman şu anda Ankara'da ne oluyor? Basında yer alan bilgilere göre de bir görüşünüzü bir alalım oradan. Şimdi aslında ortaya konan objektif bilgilere bakarak çok büyük bir şey yok. Ama bu bilgilerin dışında, ortaya da konmayan bilgilerin dışındaki bazı söylemler üzerinde büyük bir fırtına koparılıyor. Özellikle iktidara yönelik bir komplo hazırlığı olduğu, 17-25 Aralık harekatına benzer bir takım hazırlığı olduğu iddiaları var, böyle konuşmalar var. Fakat bunlar hiçbir sağlam temelleri yok. Bir defa şu var, bu noktada bakladığımız zaman belki başka şeyler var ama, bir defa şu anda mevcut hükümete karşı hiçbir bürokratın, hiçbir idari görevin, hiçbir kesimin bir şey yapma ortamında değil. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Hatta tam tersine tüm devlet bürokrasisi mevcut yönetime, mevcut hükümete, hatta Cumhurbaşkanlığa nasıl yardımcı olabilirim, nasıl onlara daha gözükebilirim, daha onlara nasıl kolaylık sağlayabilirim arayış içindeler. Hiçbir kesimde ne poliste, ne yargıda, ne başka bir kurumunda mevcut iktidara yönelik herhangi bir hareketin gelişme şansı bana göre hiç yok. Böyle bir ihtimali bile yok. Yani şu anda herkes sadece Cumhurbaşkanlığı veya belki de onun temsil ettiği yönetime, belki de AK Parti'ye yaranma, yaklaşma, faydalı olma, onlar üzerinden idareden yükselme anlayışı içindeler. Ve kimsenin böyle bir şey düşünmesine imkanı yok. Peki böyle bir şey yoksa niye bu sözler konuşuluyor? Niye bu son zamanda gündeme geldi? Malumunuz işte mevcut yürüyen bir organize suç davası var, bir mafya davası var. Ayhan Bora Korkmaz'ın veya o ismin etrafında oluşan onun örgütüne yönelik bir soruşturma operasyon var. Bu operasyon sürecinde bu örgütün önemli adamlarından biri, olaylara da karışmış bir kişi önce gizli tanık yapılmış. Normalde böyle bir kişi gizli tanık olmaması lazım. Böyle bir kişi olsa itirafçı olabilir veya samimi beyanda bulunan bir kişi olmaz. Burada yanlışılan emniyetçilerin bir hatası var efendim. Savcılığın, emniyetin bir hatası gözüküyor. Var. Evet, bir suçlu bir kişi ancak samimi beyanda bulunan kişi olabilir. Ondan da ceza indiriminde faydalanabilir ama bir tanık olamaz yani. Gizli tanık olamaz. Neyse öyle bir şey yapılmış gözüküyor. Bu gizli tanığın ifadesi alınmış. Daha sonra başka sebeplerle polis yine ifadelerini almış, soruşturma yapılmış, birçok defa bununla görüşmüşler. Bu kişi işte ev hapsine konmuş, yargı tarafından tedbir kararı verilmiş ama ev hapsi için ayağına konan kelepçeyi, elektronik kelepçeyi çıkarıp sokağa çıkmış, yaralanmış, vurulmuş. Emniyet buna müteatif devre tekrar görüşme yapmışlar. Bu zaman zarfında emniyetin yaptığı soruşturmalar boyunca hiçbir siyasetçi hakkında, hiçbir parti görevlileri hakkında, ne bakanlar hakkında, ne Cumhurbaşkanı'nın sekreteri hakkında, ne Mücahit Aslan hakkında herhangi bir ifade, bir beyan, bir şey söz konusu değil. Yani emniyetin bir soruşturmaya, bir olaya birilerini monte edebilmesi için emniyet soruşturma safhasında bu olaya müdahil olabilir. Çünkü aramayı kendisi yapıyor, ifadeyi kendisi alıyor, dinlemeleri kendisi yapıyor, belgeleri kendi değerlendiriyor, savcıda yetki almasın. O zaman zarfında kötü niyetliyse birçok şey yapabilir. Geçmişte FETÖ bunu yapıyordu. Arama esnasında oraya bir evrak koyuyordu. Bir ihbar mektubu koyuyordu. Değerlendirme tonaklarını kendince yorumluyordu. Dinlemeleri ona göre sahte isimlerle veya pozitif dinletiyordu. Yani
polisin yetki sahasında olduğu, polisin aktif görev yaptığı sahada bir şeyler yapılabiliyor. Bu sahada bakıyorsunuz, soruşturma bir yıla kadar önce başlamış durmuş. Soruşturmanın tüm safahatı boyunca aramalarda, dinlemelerde, izlemelerde hiçbir yerde hiçbir kimseyle ilgili bir iddia yok. Özellikle hükümetle ilgili veya bakanlarla ilgili veya Cumhurbaşkanı çevresi kimseyle ilgili hiçbir montajdan bahsedilemiyor. Alınan ifade hiçbir şey yok. Dava açılmış. Dava açıldıktan sonra zaten polisin ne soruşturma yetkisi var ne ifade alma yetkisi. Polisi. Evet. Polis bir defa ifade alma hakkına soruşturması var. O da ikinci defa ifade alamaz ancak savcı alabilir. Hele dava açıldıktan sonra savcı da ifade almaz, polis de almaz. Der ki olay daha mahkemeye intikal etmiştir. Herkes beyanı mahkeme yapar. Eğer bir kişi mahkemeye beyanda bulunacaksa huzurda söyler mahkemede dava ile ilgisi, dava dışındaki konular ise onlar o zaman savcılığa yeni suç duyurusunda bulunur. Yani polisin bu sahadan sonra bir şey yapma şansına haiz değil. Hiçbir zaman hiç yapamaz. Hanifi Bey, orada şuraya gelelim. Ancak, İzin verirseniz. Şimdi, bir şey ekleyeyim isterseniz. Buyurun, buyurun o zaman. Şimdi emniyet bu gizli tanık yaptığı kişi bir müddet sonra anlattıklarında eksiklik yanlış olduğu, bir kişinin öldürülmesi cinayet olayında rolü olduğu, bu olayı doğru açıklamadığı anlaşıldığı için hakkında yeniden bir soruşturma başlanıyor bu olayla ilgili. Yani sen bu kişinin öldürülmesine daha önce anlattığı şekilde değil farklı olmuş diye savcının talimatı ifade sağlıyor. Alınan ifade sonra savcı bu ifadeye dayanarak kişi hakkında bir süre sanık olmak gibi bir işlem yapmak için şahsi savcılığa davet getirilmesini istiyor polislerden. İşte bunu duyan sanık, ya yeni gizli tanık diye kabul edilen Serdar Serçelik elin ayağında alçı olmasına rağmen yaralı kurşun yarası olmasına rağmen kaçıyor. Kaçarken kimlere yardım aldı? Nasıl kaçtı? Belgeleri nasıl ayarladı? Havayoluna mı gitti? Karayoluna mı gitti? Bu soruşma sonunda ortaya çıkacak. Yani şu anda belli bilgiler var ama bu kamuoyuyla paylaşılmıyor. İdarenin elinde böyle bilgiler olduğu kanaatinde. Şahıs yurt dışına gidiyor. Yurt dışına gittikten sonra gizli tanık olduğu için mahkemeye gelip ifade vermesi lazım. Polisler de bunu önemsiyorlar. Yani bu şahıs ifade verirse çok önemli. Önemli bir tanık. Çünkü olay içine yer almış. Örgütün 2 numarası denen aktif olarak katılmış bir kişi. Geçmişten beri de örgütlü faaliyetleri, eylemleri var. İfadesini vermesin, bunu gelmesi konusunda bunu zorluyorlar veya zaman tehdit ediyor veya ikna etmeye çalışıyor. İşte bu arada kendisi polislere yaptığı görüşmelerde polislere biraz farklı şeyler anlatmak suretiyle onların bir takım konuşmalarını banda kaydediyor. Serdar Serçelik, tanık olan kişi, polis ama banda kaydettiği onlarca ses görüşmesinden belki de 15, bilmiyorum 20, bunlardan 5 tanesini sunuyor kamuoyuna. Sunduğu görüşmelerde de konuşmalara bakarsanız aslında polisten gelen bir teklifi yok. Başkalarının teklif ettiği bir olay var ki muhtemelen uygun kendi teklif etmiş olabilir. Bazı isimler, özellikle AK Parti'ye bazı isimler konusunda geçip geçmemesini ifadesinde kendi söylüyor. Bunun üzerine polis bir olan kişi de bunun biriyle ilgili olabilir ama diğerini yukarı danışmamız lazım, yukarıda izin almamız lazım der gibi bir şey geçiyor. Bu ne demektir? Eğer bir polis böyle bir organizasyon yapsaydı, böyle bir kumpas yapsaydı yukarı izin almaya gerek var mı? Zaten hazır olması lazım ve Türkiye'deyken bu yapılması lazım. Yurt dışına çıkmış, ifade çağıran bir kişi telefonla konuşurken şunları monte edelim, kumpas yapalım böyle bir şeyin akıla mantığa aykırı bir şey yani. Ama bu kişi polise öyle sorular soruyor ki onların bu soruları banda kaydederek tek taraflı bilgi veriyor bize de. Kamuoyuna sürekli sosyal medyada yayınlar başladı. Şimdi karşıda bir açıklama yok. Ankara Emniyeti bilgi vermiyor. Genel müdürlük bilgi vermiyor. Bu kişinin tek taraflı beyanlarıyla tüm kamuoyu yönlendiriliyor. Bu kamuoyu tek taraflı bilgi alıyor. Onun verdiği söyledikleri ve bir de telefon konuşmaları yayınladığı için biraz da polisin burada bazı hatalı ve yanlış tutumlu davranışları var. Bunların hepsi bir araya geldiğinde sanki inandırıcı taraf varmış gibi gözüküyor. Şimdi buna baktığınız zaman bir de şöyle bir şey var. Bu kişiler yargılanma safhasında dava açılınca zaten dava açılmadan önce de bu kişinin tanıklık yaptığını, polisin hiçbir yaptığını anlıyorlar. Çünkü ifadenin gelişi de belli, soruşturma evrakından belli, bu kişi iki numaralı isim olmasına rağmen serbest bırakılma anlıyorlar. Bunun üzerine bu kişiyi tehdit ediyorlar. Diyorlar ki ifadeni değiştireceksin. Bu kişi önce bir tehdidi kulağa asmıyor ama arkasında bir gün sabaha karşı 5'te bacağından kurşunla yanılıyor. Kendisi her ne kadar tezahürat oradayım dese de bunun çete üyelerinin dışarıdaki mensupları tarafından kurşunlandığı, olaya silah kullanan birilerinin bu Ayhan Baran Korkmaz'ın yanında gözüken insan biri olduğu anlaşılıyor. Şimdi bir yanda örgütü sıkıştırıyor ve öldürüyor ki bayanı bacağında kutusuna vuruyor, kendine mesajı veriyor artık yaşayamazsın, bir daha ifade değiştirmen lazım. Bir tarafta hakkında bir cinayet soruşturması başlıyor. Böyle sıkıştığı için bu defa tüm bu soruşturmayı boşa çıkaracak, içerideki mafyalarını kurtarabilecek, davanın tamamını temelden sarsacak beyanlarda bulunuyor. Yani bütün ifadem uydurmadır, ben hiçbir şey söylemedim, polisler monte etti, onlar kendileri bir senaryo yazdılar, ben sadece imza attım. Bunun bir diskette de savcılığa taşıdık imzalat deyip böyle kamuoyunun gözünü boyuyor. Şimdi
Böyle bir şey söz konusu olmaz. İkincisi, bu kişi birden çok cezaevine girmiş çıkmış. Cezaevinde kalmış, polisle muhatap olmuş, yargılamalar yaşamış, birçok şey yaşamış. Yani böyle polisin bir lafıyla korkacak, yaradamayacak böyle ifadeleri monte edecek bir insan değil. Oldukça bu konuda yetkili ve ilgili bir adam. Ha, kendini bu olayın dışına sıyırmak istiyor, dışına kalmak istiyor. Ama hakkında soruşturma başlayınca devletten anında çekilmeye başlıyor, yurt dışına kaçıyor. Örgütün tehditleri var, bu sefer örgüte yanaşıp örgütün verdiği talimatlar doğrultusunda bu defa soruşturmanın tamamını ve soruşturma yapana yönelik bir operasyon. Yani şu anlatılanın hepsi bu kişinin beyanına dayanan kısımlar için söylüyorum. Tamamen bir mafya operasyonu. Bu yani geçmişte de gördük. Yapanlara bir yerde onlara dönük bir operasyonun, örgütün talimatıyla operasyon yapılıyor mu demek istiyorsunuz? Hem yapanlar hem de dosyanın tamamını boşa çıkarıyor. Yani dosyanın tamamı sağlam delillere dayanmıyor. Bu şahsın önemli bir tanıklı ve o tanıklığın ifadelerini böyle şaibeli hale getirmek istiyor. Tüm dosyayı boşa çıkarmaya yönelik bir tavır izliyor. Muhtemel ki arka planda bazı hukukçulardan bu konuda böyle şeytani zekalarda destek aldıkları da belli. Yurt dışına çıkış biçimine bakarak, şu anda gördüğü desteğe bakarak örgütten ciddi bir destek aldığı çok açık olarak gözüküyor. Şimdi tüm yetkiler elinde olduğu zaman hiçbir kelime eklememiş emniyetin yurt dışına çıkmış bir kişiye telefonla bunları söylemesi zaten mantığı mümkün değil. Olayın şahın tabiatına aykırı bir şey bir defa. Ama bu kişi kamuoyunu tek taraflı yönlendirmek suretiyle bu dosyanın tamamen şaibe haline getirdi. Tabi bunu getirince ne oldu? Bir tarafta bu soruşturmalarla birlikte Ankara Emniyeti giden dönemin, bir önceki dönemin Soylu Bakan'la beraber çalışıyor olan tüm görevlerin bir kısmı da görevde yer değiştirilmişti. Ve bu soruşturma dolayısıyla bazıları da suçlanıyor. Rüşvet aldılar bu mafya gruplarından, para aldılar diye suçlanmaları vardı. Ve bizim de şu anda kamuoyunun duymadığı başka soruşturmalar da vardı. Ondan dolayı bir dönem önce görev yapan, görevde alınan kişiler Soylu ile birlikte gözüken, onun yanında gözüken, onun adamı gözüken insanlar da bir tühemmat aldı. Şimdi onlar da böylesi bir olaydan medet umar ve öyle bir olayı kullanmak, böyle bir olay onların işine geliyor. Çünkü bunlar lekelendiği zaman onlar hakkında bir soruşturma sıkıntı hale dönüşebildiği düşünüyor. Böyle bir sıkıntı hali. Bu birleşince şimdi emniyette de birçok insan var. Bazı bilgileri abartarak diğer tarafa, diğer tarafa bir tarafa aktarmak suretiyle böyle bir ortalık karıştırıldığı kanaatindeyim. Bu soruşturma yapanlar da kendi şahsi hataları, bu olayı sanki dava haline dönüştürüp illa bu sanık ifade versin. Halbuki böyle değil de bu sanık, bu kişi eğer gizli tanıksa hemen tanık koruma daire devredilir. Bu soruşma yapanı el çektirmeye lazım. Bu şahıs ifade verir mi vermez mi? Bu kendilerinin görevi değil. Tanık koruma dairesi görevi. Ama bunların bu kişiyle uğraşmaları, konuşmaları, gelip gitmeleri, onunla ilgili böyle ikna etmeye yönelik, Türkiye'ye gelmesine yönelik, onun suyuna giden konuşmaları bugün banda kaydedilmek suretiyle farklı bir cenaha çevrilerek biraz ortam karıştırmaya çalışıyor. Bence böyle bir hükümete yönelik bir komplo yok. Bakanlar ismini geçtiği bir olay yok. Şu anda elde verilir. Hiç böyle bir soruşturma dair hiçbir konu yok. Telefonla konuşulan gayri ciddi bir takım konuşmaları tek tarafı servis ederek bizim zihnimiz karıştırarak sanki hükümete bir şey yapıyormuş gibi deyip bugün mafya karşı soruşturma yapan ama bu arada hata da yapan görevleri görevden almayı, bunları görevlendiren, bunların arkasında duran genel müdürlük yapısını, İçişleri Bakanlığı otoritenin satmıyor. Onu görev yapış biçimli ki sahibi yaratarak onları arayan bir ortam yaratmaya çalışıyor. Yani bu Ankara Emniyeti insanı suçlanıyor. Bunlarla birlikte bunlara görev veren, bunları destekleyen Ankara Genel Müdürlük'teki tüm yeni kadro da arka taraftaki İçişleri Bakanı da dolaylı bir şekilde bu olayla yıpratılıyor. Hedef onlar değil ama böyle gösteriyor. Bu da tabii ki bir önceki dönem insanları, bu mafya organizasyonu rahatsız olan çevrelerin rahatsız olacağı, onların tahrik edeceği bir ortam yaratıyor daha doğrusu. Evet. Hanife Başkanım, şimdi burada emniyet yetkilileri, yani Ankara Emniyet Müdürlüğü, işte Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ndeki iki görevli, işte bunlarla ilgili bağlı olduğu müdür yardımcısı. Bunlara baktığınız zaman bunların da böyle sanki bir acemiliği mi var? Böyle bir işte karşısındaki kişilerle bu kadar böyle telefonla konuşmaları, işte onları adeta işte gel her türlü yardımı yapacağız gibi bir takım vaatleri ister istemez bazı soruları da akla getirmiyor değil. Yani nedir, niye bu kadar bu kişiye böyle adeta yalvar yakar oldular, Türkiye'ye gel, Türkiye'ye gel, işte sana yardımcı olacağız, gizli tanık yapacağız. Yani bunlar doğru bir şey mi emniyette? Şimdi demin dedim, asıl sorun biraz burada. Yani bir, kurallara bağırı çalışmamak. İki, bu olayı sanki şahsi davası haline getirmek gibi bir gayret içindeler. Halbuki bu kişi tanıksa kendileri devreden çıkıp tanık koruma dairesine verilmesi lazım. Onlar sürülmesi. İkincisi, bu kişi gelmese istinader, gelmezse hakkında gerekli işlemler yapılabilir. Bunlar bu olayı böyle ille gelsin, bu kişi ifade versin, yaptığımız soruşturma %100 ispatlansın, onun hepsi mahkum olsun gibi olayı kendi şahsi meselesi haline dönüştürmüşler. Bu kişinin her şeyi söylemek gelmesi lazım.
Doğru gelmesi gerekiyor ama bunu bu kadar özel mesele hali yapmanın mantığı yok. Gelmesiyle ilgili konu belli. Tanı koruma daire çağırır. Zaten sorun şurada başlıyor. Bu sürü içinde kaçışına başlıyor. Yani gerekli tedbir almamak, bu kişiyi iyi takip etmemek, bu kişi ev hapsini ihlal ettiği an savcılar suçla bunu içeri alması lazım. Hapsedilmesi lazım. Bu yapılmıyor. Biliyorlar polisler bunu evde çıktığını, ihlal ettiğini. Hatta birkaç kere çıkmış. Kendisi de söylüyor ifadesinde. Deyip, polisler diyor beni idare ediyorlardı diyor. Evet, bir işte kendini kız arkadaşı bilinen bir meşhur insanla birlikte çorbacıya gitmiş, eğlenmeye gitmiş. Bunları görüp bilmesine rağmen bu konuda kişi hakkında işlem yapılıp cezaevine konması gerek. Bunu yapmıyor. Niye? Bu bizim tanığımız. Konuşsun, anlatırsa bizim için iyi olur deyip onu böyle hoş tutmuyor, onu ikna etmeye çalışıyorlar. Belki cezaevine konursa mafya daha etkiler, ifade değiştirir gibi düşünce olabilir ama burada kuralları ihlal etme, olayı kişiselleştirme, kendi özel davaları haline getirme gibi zincirleme sayılabilen bazı hatalar var, bazı yanlışlar var. Ama bu yanlışlar soruşturmanın yürütülüş biçimiyle ilgili hatalar, yoksa bir yere kumpas kurmak, o davanın içerisine eski bakanları eklemek veya Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri, Genel Özel Kalem Müdürü'nü eklemek veya Mücahit Aslı'yı eklemek gibi niyetleri, bir emareler yok. Hiç böyle bir emare yok ama burada hataları var, yanlışları var. Bu davayı kişiselleştirme hataları var. Kurallara uymamak gibi bir hatalar zinciri var. Ayrıca bir önceki yönetimdeki polisler hakkında bir soruşturma yürüyecekse onu da iddia edilen konuyu alır, savcıya bildirir. Onu kendi takip etmemesi lazım. Kendileri soruşturma yapma. Çünkü bu rahatsızlık yaratır. Bu arkadaştan biraz böyle şey var. Bir önceki dönemin insanların hakkında soruşturma açmak, onun hakkında tahakkuk etmek, onu yerletmek gibi bir özel bir gayretler olduğu hissediliyor. Bahsine sunulan bilgilerden anlaşıyor. Doğrudur. Suç işlemiş varsa, emniyetliyse nerede olsa yere yapılır ama bunu siz değil, ihbarda bulunursunuz, savcılık takip eder. Sizin takip etmen yanlış. Niye? Beraber çalışmışsınız, dostunuz var, düşmanı var. Onlar hakkında özel bir tahakkuk yapılması, sanki özel uğraşıyormuş gibi görüntü verilmesi yanlış bir şey. Emniyette bir bölücülüğü, farklı kurulaşma, kutuplaşma yaratıyor. Ayrıca sizin aleyhinize de bir ortam oluşuyor. Bence biraz da buradaki insanların yaptığı bu anlayışta da bir sıkıntı var. Yani bir önceki dönemin polisleri, bir önceki dönemin şube müdürleri hakkında yapılan soruşturmaları özellikle tahrik edip, özellikle takip eder gibi bir hava yaratmışlar. Bu da karşı bir grubun oluşmasını, soylu grubu denen bir grubun oluşmasını sağlamış. Onlar da bu olayda şu anda farklı bir şekilde etkin olmaya çalıştıkları kanaatindeyim. Şimdi baktığımız zaman mesela olayın içerisinde vurguladığınız gibi böyle mesela AK Parti'nin adının geçirilmesi, işte bazı bakanların isimlerinin geçirilmesi, bazı müdürlerin isimlerinin geçirmek istendiği iddiası bu kişi gizli tanık tarafından gündeme getiriliyor. Yani diyor ki bunu bana yazdırmak istediler. Peki bunun ifadesi alındığında veya işte eğer kendisinin iddiasına göre işte ben bunlar ne istediklerini yazdılar falan gibi iddiası var emniyette. Bunlar da yazılamaz mıydı efendim bu durumda? Yani sonradan bunu çağırıp hadi. Yani aynen dedim, eğer bu emniyetteki görev yapan insanlar, bu soruşturma yürüten insanlar onun iddia ettiği gibi hükümete kumpas kurmaya, bazı bakanları bu işe monte etmeye çalışsaydı bunun yöntem belliydi. Oraya bir ihbar mektubu kollardı. Bunları evini ararken bir not bulurlardı. Bunların defterler arasında bir not çıkardı. Telefonlarına bir mesaj çıkar. Buna benzer montaj yöntemler yaparlardı. Bakın bu soruşturma boyunca yüzlerce arama yapılmış, ifade alınmış, her şeyi araştırmış, deliller sorulmuş. Hiçbir yerde hiçbir bakanın adı geçmiyor. Cumhurbaşkanı Özel Kalem'in müdürü Hasan Doğan'ın adı geçmiyor. Mücahit Bey'in adı, hiçbir kimsenin adı geçmiyor. Şimdi polis böyle bir niyeti olsaydı, elinde aktif yetkilerin olduğu, soruşturma yaptığı safhada bunlar içine kordu, eklerdi, bu adama soru sorardı, bunu beyanları yazabilirdi. Hiçbir kelime yazılmıyor. Ne zaman bu konu, bu kişiyle polisin irtibatı 6-7 ay sürüyor. Ta yurt dışına kaçıncaya kadar, galiba Kasım ayının sonunda kaçıyor. O tarihe kadar bunlar sık sık görüşüyorlar. Hiçbir zaman böyle bir iddia yok. Eğer bu kişi de zaten polis böyle bir söylemiş olsaydı, savcıya gitme imkanı var, başka makamlara gitme, her türlü ihtimali var. Hiçbiri bahsetmiyor. Ne zaman ki hakkında soruşturma var, yurt dışına kaçıyor, polisler geldiği ısrar ediyor, bak gelmezsen bazen tehdit ediyor, bazen işte iyilikle gelmen lazım, sana her türlü yardımı yaparız, seni koruruz, kollar, illa gelsin istiyorlar. O safhada bu iş başlıyor. İçerideki örgüt mensupları bunu tehdit edince bu iş şekli ve şemali var. Ayağında vurulduktan sonra işin şekli şemali değişiyor. Bir yanda soruşturma var, bazı gizli tanık olmaktan korunma hale dönüşüyor. Bir tarafta örgütlü tehdit var ve bu defa ne yapıyor? Mafyanın hesabına gelerek hareket arzuluyor. Çünkü içerideki mafyacılar şunu görüyorlar. Haklarında ciddi bir soruşturma var. Davacılar var, tanıklar var, gizli tanık var, deliller var. Şimdi eğer müştekileri, davacıları davasına vazgeçirirseniz, ikna ederek, bazı zaman tehdit ederek, tanıkları biraz etkilerseniz, hele böyle örgüt mensuplarının konuşması varsa, bu konuşmayı da ifadesine vazgeçirirseniz davada ancak kurtulabiliriz. Hele böyle biri çıkıp da
Tüm bu ifadeler, tüm bu soruşturmalar tamamen montajdır. Bana zorla imzalattılar, benim hiç haberim yok. Emniyet monte etti derse, bunu da böyle bazı konuşma ortaya sürmeye kalkarsa tüm dava dosyası boşa çıkar. Yani sadece oradaki polisler suçlanmaz. Dava dosyasının tamamı sıkıntıya girer. Ayrıca tabii ki soruşma yapıp yürüten görevliler de sorun çıkar. Böyle bir soru çıkar. Bir de tüm Türkiye'deki mafya yönelik soruşturma da sıkıntıya düşer. Niye? Çünkü böyle başlarında sıkıntı gelirse bu işi yapan görevliler de biraz daha böyle çekingen hale dönüşürler. Bu birçok amacı olan bu tür faaliyetleri, bu tür kirli kişilerin yapacağı faaliyetlere karşı görev yapan bütün görevlileri de polisi de birazcık böyle korkutur ve çekilir hale dönüştürür diye düşünüyorum bunlar yani. Hanifi Bey, şöyle baktığın zaman işte bu gizli tanığın bir ifadesi var. Daha önce emniyette alınan ifadesi. Yine evet. 19 sayfalık ifadesi var. Bunlara baktığın zaman içinde ne AKP ne sözü edilen isimler hiçbirisi geçmiyor. Ayhan Bora Kaplan'ın ifadelerine baktığın zaman hiçbir emniyet mensubunun, daha doğrusu şeylerin, bakan veya bilmem partili, bunların da isimleri geçmiyor. Şimdi birdenbire mesela dün Ayhan Bora Kaplan'ın avukatları Ankara Adliyesi'ne bir suç duyurusunda bulundular. Gerekçe de şu, Ayhan Bora Kaplan da diyor ki o da yeni. İlk kez şey yapılıyor yani bu tutukluluğun üzerinden aylar geçmesine rağmen işte bize AKP'ye işte şuna şu bakanlara bilmem nelere şu siyasetçilere işte bize ismini zorla verdirmek istediler, biz bunları kabul etmedik falan ve başımıza bunlar geldi iddiasında bulunabiliyorlar. Bunu savcılık herhalde değerlendirir değil mi efendim, yani bu sonradan aylar elbette, sonra zaten böyle ifadelerde geçmezken şimdi geçilmesi nasıl karşılamak lazım? Neden yaparlar böyle? Şimdi zaten olay önemli tarafı. Emniyetteki dosyada, adliyedeki dosyada, resmi dosyada hiç böyle bir iddia yok. Evet. Ama bu iddiaları birileri gündeme getirmek sureti sanki varmış gibi bir hava yaratmaya çalışıyor. Bu kişinin demin söylediğiniz gibi emniyette ifadesi var işte 14-25 dedim. Savcının ifadesi yetmiyor. Hakimin ifadesi de var. Sonra bu kişi ifadesinden sonra aylarca Türkiye'de kalmış, gezmiş, dolaşmış, birçok yere gitmiş, gelmiş. Hiçbir konuda kimseye bir şey söylememiş. Ama ne zamanki dışarı çıkmış, gayri ciddi telefonla bana bu söylemeye kalktı demiş. Ama şöyle bir şey var zannediyorum. Başka şeyler, iddialar var bugün dolaşıyor. Muhtemelen emniyetin bu yetkili müdürleri, amirleri bu konularla soruşturma yaparken bazı aldıkları notlar, soruşturmaya dahil olmasa bile bazı isme geçen kişiler olabilir. Bunlarla ilgili isimler geçmişse, notlar alınmışsa, bunlarla ilgili böyle bir şeyler varsa bunu da orada bulunan bazı görevliler dışarı sızdırarak sanki onlar hakkında bir soruşturma varmış gibi ortam yaratarak böylesi bir soruşturma yürütenlere karşı bir karşı cephe oluşturuyor gibi hissediyorum ben. Çünkü ortada hiç ismi geçmeyen insanlar var. O insanlar bir iddiada bulunuyor. Boş bu iddia bulunmazlar. Mutlaka onlara birileri bilgi taşımıştır düşünüyorum. İşte bugün İsmail'in yazdığı yazı var. Bakan yardımcısının fotoğrafından bahsediyor. Ve başka partinin insanların dilekçeleri var dediğiniz gibi. Bence bunlar orada sızan, soruşturmaya dönüşmemiş, soruşmayla alakası olmayan ama alınan bazı küçük notları, bazı yapılan araştırmaları sanki böyle bir şey varmış gibi bir hava yaratmaya yönelik olduğu kanaatindeyim. Tabii ki şu anda bizim bilmediğimiz, müfettişlerin takip ettiği, bir yanda yargının takip ettiği bazı doneler olabilir. Onlar ortaya çıktığı zaman tabii bazı şeyi görmek lazım ama tabii ki. Resmi olarak şu anda yürüyen soruşturma dosyasında İddialar hiçbiri doğru değil. Hiçbir kimseye bir isim geçmiyor. Hiç kimseye bir soruşturma yok. Zaten yapma imkanı da yok. Şu zaman geçmiş. Bu tarih içerisinde polis bir tek ihbar mektubu bile koymamış. Yani biliyorsunuz geçmişte FETÖ mensupları ne yapıyorlardı? Önce bir sahte ihbar mektubu atıyorlardı. Diyorlardı ki işte falan kişi şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bu soruşturmada bir tek ne var? Bir dönem öncekinin bazı polis müdürlerinin bu çete mensuplarına para aldığına dair iddialar var. Bu resmede intikal etmiş, ifadeye geçmiş. Savcılık galiba evet, suçluyor. Mesela onlar ifadede yer alıyor. İsimleriyle evet. beraber ayrıca kişi anlatıyor. İşte şu kişi evet. var. Onu da ifade edelim. İşte mesela 15 Temmuz darbe girişiminden sonra işte bazı polis memurlarının işte değişik iş yerlerine gidip işte emniyet binasının yapımı için işte para topladıkları, Ayhan Bora Kaplan'ın iddiasına göre yaklaşık 15 milyon lirayı böyle binanın yapımında kullanılmadan yok edildiğini, ne bileyim işte falanca bilmem müdürün sevgilisine işte 10.500 avroluk bilmem falanca marka saat hediye ettiği gibi çok değişik de iddialar var. Bunlarda hatta işte birisinde 250.000 dolar kendisinden istendiğini, işte başka bir müdürün bu kişinin yanına bir polis memurunu gönderip işte bu benim evladım gibidir, bu ne isterse bunu yap dediğini, o kişinin de belli aralıklarla gidip işte kendisinden sürekli olarak para istendiği gibi
bir takım da iddiaları gündeme getiriliyor. Tabii doğru eğri biz bilemeyiz. Nitekim bu olay işte kendi iddiası. Bunlar savcılıkta, mahkemede ki aşamalarında özellikle mahkeme aşamasında ortaya çıkacaktır. Bazı kişiler belki adliyeye çağrılacaktır. Onların karşı görüşleri alınacaktır. Harifi Bey, şimdi bu olayda şu isimler geçiyor bilmem ne. Bu olay kimin işine yarıyor peki? Yani bir olayda şöyle baktığınız zaman birisinin işine yaraması lazım. Şu olayda bir takım isimler geçiyorsa ya da isimler var ama biz işte yazmadık, o zaman işte başvurmadık, bize söylettiremediler gibi. Bunlar kimin işine yarar şu aşamada şöyle bir baktığınız zaman? Birinin sence şu var, demin size burada ifade resmen geçen, kesin emin olunan bir eski görevli polis müdürleri ve amirleri var. İki, yargıda başta Ankara eski başsavcısı olmak o isimleri geçer var. Bunlar isimleri belli. Bunun dışında yani bir de belki birkaç tane bazı görevler var. Başka hiçbir siyasetin adı yok. Hiçbir kimsenin adı geçmiyor. Bir de ne var? Soylu Bakan'ın akrabası olan, yeğeni olan veya akrabası olan kişinin adı geçiyor. Yani burada ismi geçen üç kesim var. Eski polis müdürleri, yargı mensupları, bir de bakan, geçmiş dönem bakanın şeyleri var. Akrabaları ve yakınların isimleri geçiyor. Bunun için hiç kimsenin ismi geçmiyor. Şimdi burada bu iddianın ortaya atılmasında kimin menfaati var? Bu iddianın oturmasında en büyük menfaat yargının organ suç mensupları menfaati var. Niye? Evet. Çünkü bu davanın tamamı şaibeli hale gelir. Bu kişinin menfaati var. Bir de bu bir önceki dönemde görev yapan polis müdürleri ve onlarla beraber hareket eden insanların işine yarayabilir. Adı bugün geçmese de bugün mafyayla yapılan soruşturmalar dolayısıyla rahatsız olan birçok çevre bu iddialar dolayısıyla biraz rahat nefes alabilir. Çünkü bu işi yapanlar ciddi bir soru suçlanırsa, sorgulanırsa artık bu işi yapmanın biraz riski hale dönüşür. Bu işler dolayısıyla rahatsız olan, kendilerine operasyon yapma ihtimali olan bir takım çevreler bu olayda rahatsızlık duyarlar. Bu çok açık. Yani üç kesim burada bir rahatsızlık duyacağı açık olarak gözüküyor. Ama en büyük menfaat içeride bulunan organize suç örgütü mensupları dava dosyasını tamamen boşa çıkmak suretiyle burada menfaatlenecek olan kişilerdir. Tabii ki bir dönem öncesinin suçlanmış, yargılanmış, bu şimdiki polis müdürleri tarafından haklarını soruşturma açılmak suretiyle rahatsız edilen emniyet mensupları ve onlarla birlikte hareket eden insanlar da bu arada birazcık fayda umanlar ve en azından bundan oh diyecekleri kanaatindeyim onların da yani. Evet. Şimdi mesela burada şöyle şu olay perde arkasında olabilir mi acaba? Şimdi özellikle şu andaki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın döneminde organize suç örgütlerine dönük önemli operasyonlar yapılıyor. Bu sözünü ettiğimiz operasyonda yine Ali Bey'in döneminde gerçekleşmişti. Bakıyorsunuz 278 kırmızı bültenle aranan yani uluslararası düzeyde aranan yabancı ülke vatandaşları Türkiye'ye geldi ve Türkiye'de yakalandılar bunlar. 278 kişi yakalandı Türkiye'de. 278 kişi. Şimdi bunlar demek ki Türkiye'de eli kollu serbest dolaşıyorlardı. Bunlara karşı önemli bir operasyonlar yapıldı. Uluslararası, ulusal düzeyde, bölgesel ve yerel düzeyde çok sayıda organize suç örgütü çökertildi. Şimdi bunların sonucuna baktığımız zaman Ali Yerlikaya'yı etkisiz kılmak veya emniyetin bununla ilgili bölümlerini, birimlerini etkisiz kılmak adına böyle bir şeyler yapılmış olabilir mi efendim? Yani operasyonları durdurmak, operasyonların etkisini azaltmak, bunların üzerine daha az gidilmesini sağlamak yönünde böyle bir adım yorumlanabilir mi? Yani böyle bir şey yapmasalar bile bu o amaca hizmet eder. Çünkü bugün Türkiye'de birçok yerde operasyon yapılıyor. Geçmişte de yapılıyor ama bugün tabii biraz tabii. Daha ciddiyetle yapılıyor. Biraz daha üzerine duruluyor ve bugünkü yönetim özellikle Bakan Bey bu grupların hepsinden çok uzak. Kendisi çok uzak mesafede duruyor. Bunu yapanları destekliyor. Şu anda genel müdürlüğün genel yapısı ve yönetim kadrosu da böyle bir anlayış içinde olduğu gözüküyor en azından. Şimdi Ankara Emniyeti özel de olsa, sadece o vilayette de olsa ama o yapılan hata bir açıdan Ankara Emniyet Müdürlüğü görevlilerini yıprattığı gibi Emniyet Genel Müdürlüğü yönetimi de yıpratır ve İçişleri Bakanı Ali Bey de yıpratır. Tabii ki bu olay en fazla Ali Bey'i yıpratır. Halbuki bakarsanız evet bir takım eksik noksanlık yanlışlık var ama hiçbir zaman böyle bir organize bir hükümete şuraya yönelmiş bir olay yok şu anda ortada olan. Ama böyle bir fırtına estirmek suretiyle Ali Bey'in tüm Türkiye'de yapılan işlemlerini, hükümet içindeki rolünü sıkıntıya sokabilir. Olayı çok teferruatı araştırmayan çok çevrelerin nazarında sanki onların da bu işin bir parçasıymış gösterebilir. Yani Ali Bey'in yaptığı şu anki görevi de belli oranı etkileyebilir. Şimdi bir önceki dönemi düşünün. Her yakalanan suç grupları ile ilgili
önemli suç liderleriyle ilgili hemen bakanın fotoğrafları vardı. Şimdi böyle bir görüntü yerine tam tersine bir ciddiyetle, daha vakuriyetle bir görev yapılan bir anlayış var. Ha, kendi içinde hatalar yanlış olabilir ama özü itibariyle daha düzgün duran, daha düzgün yürüyen bir soruşma sistemi var. Özellikle bakan düzeyinde. Şimdi tabii ki buradaki her hareket, her davranış direkt olmasa bile dolaylı olarak Ali Yerlikaya Bakan'ı etkiler ve onun şu anda gerçekleşmeye çalıştığı anlayışı da belli oranda sıkıntıya sokar, belli oranda engeller tabii ki. Bu dolaylı açık olarak ona etkilediği gözüküyor. Evet. Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan döneminde de hakikaten çok önemli o dönemlerde de operasyon yapılırdı. Evet. Saadettin Bey bize bir mesaj göndermiş, şunu söylüyor. Mensubu olmaktan onur duyduğum emniyet teşkilatımızın siyasi tartışmalara alet edilmesi hepimizi derinden yaralamaktadır. Emniyet teşkilatının siyasi tartışmalardan uzak tutularak görevini icra etmesi sağlanmalı ve görev başındakilerin yıpratılmaması, hukuka uygun olarak suç ve suçlu ile mücadelesine topyekun destek verilmesi birinci önceliktir. Aksi tutum ve davranışların hepsi emniyet teşkilatını yıpratır. Bu nedenle siyasetçilerin söylem, tutum ve davranışları ile emniyet teşkilatını yıpratmamaları gerekmektedir. Siz nasıl görüyorsunuz? Hakikaten emniyet teşkilatı Tantan Bey'in ifade ettiği gibi bir yıpratma amacı var mı efendim emniyet teşkilatını? Aslında Sayın Bakan da çok güzel özetlemiş. Çok doğrusu şu. Eğer emniyette sadece liyakati, sadece kıdemesi salsalar bu sorunların çoğu olmaz. Genellikle tayinlerde, terfilerde, böyle atamalarda maalesef bu hükümet geçmişten beri yaşanan bu dini gruplarla hareket etme, onların tavsiyelerine uyma, onların tehlikeye uyma, hatta zaman zaman neredeyse onlara belli bir kadro verme gibi bir anlayış var. Yani geçmişte yaşadık. Fethullahçı gruba alabildiği yetki devredilmişti. Yani sadece emniyette Fethullahçı'nın bulunması değildi. Fethullahçı anlayışın iktidara taşınması, emniyeti yönetmesi, yönlendirmesi, müsaade edilmesi vardı. O darbeyi yedik, bu olayları yaşadık ama halen bu hastalıktan kurtulamıyor. Bugünkü atamalarda herkes şu şaibeyi düşünüyor. Diyor ki belli gruba mensup, belli dini gruba mensup insanlar öne geçiriliyor ve onlara kontajan veriliyormuş, atanıyor. Belli makamlar olmak taşınıyor. O örgüt mensupları, örgüt demeyen tarikat, cemaat mensupları tavassut edip bazı atamalar istiyorlar. Bizim adamımız atansın, bizim üyemiz atansın diye. Ne kadar doğrudur ama kamuoyunda böyle bir inanç var. Bunu doğrulayan emareler var bazı şeyler hakkında. Şimdi bunu bıraksalar bu emniyet her şeyi çok güzel yapabilir. Yani sadece liyakati, sadece kıdemi ortaya koysalar. Çünkü hiyerarşik bir sistem. En tepede genel müdür ve bakanın dışında hiçbir makama siyasete karışmaması lazım. Onlar atacak, onlar verilen talimatları, hukuk görevlerini yapacaklar. Ama maalesef bu hükümet döneminde geçmişte yaşanan olumsuzluğa rağmen bir Fethullah Gülen teşkilatını yaşadığımız bunca sıkıntıya rağmen halen şu grubun veya bu grubun insanlara atanması, o grubun insanları göreve gelmesi, hatta o göreve gelirken referans olarak söylüyor. Ben onlara değil, ben gruptayım. Yani bunu söyleyebilmenin yanlışlığı var. Elbette bu ülkede şu grubun, bu grubun insanları olabilir ama bir emniyetin için veya bir devlet içine giriyorsanız o devletin mensubusunuz, o teşkilatın mensubu, o kurallara uyarsınız. Çıktığınız gün vicdanınızda, gönlünüzde dostu arkadaşınızdır ama devlet kadranın içerisinde hiçbir ölçü olamaz. Şimdi konuşuluyor. Şu grubu insanlar şunlar, burada atananlar şu grubu mensuplar. Hatta onlar bile kendilerini bunu söylemekten çekinmiyorlar. Bir takım insanlar bu grubu olduklarını kendilerine savunma olarak kullanmaya kalkıyorlar. Türkiye'de en büyük hata bu. Yaşanan en büyük sıkıntı bu. Yoksa emniyet hiç kimse kumpas kurmaz. Hiç kimse böyle büyük bir saçma sapan şey içine girişemezler. Yeter ki iktidar, siyaset, atamalar yaparken bir tek ölçü alsın. Liyakati, kıdeme, çalışma esas alsın. Buna esas aldığı gün sabahleyin emniyet düzeni hiçbir sıkıntı olmaz. Ama bunu yapmazsanız bu grup diğerine karşı, o grup buna karşı birbirinin ayağını kaydırma, atamalarda onu yerine onu geçme. Buna hep ayak oyunları ve teşkilatın atama ve tayinlerinde bu cemaatlerin, bu tarikatların etkinliği olduğu müddetçe Türkiye'de emniyeti düzeltemezsiniz. Sorun bence burada kaynaklanıyor. Bir de Hanife Bey, şu günlerde emniyette Yüksek Değerlendirme Kurulu toplanacak. Biliyorsun bu Yüksek Değerlendirme Kurulu emekliye sevk edilecek emniyet veya işte üst rütbeye terfi edecek emniyet mensuplarını da belirliyor. Şimdi emniyet içerisinde az önce yani hep zaten vurgulanıyor. Asla olmaması gerekir ama böyle Fethullahçı yapıların veya bu gruplarla mücadele edenlerin de emniyet içerisinde şu anda bir mücadelesi olduğu. Dolayısıyla bu Yüksek Değerlendirme Kurulu'nda bazı kesimlerin emniyetten uzaklaştırılması veya da emekliye sevk edilmesini engellemek adına böyle bir baskı unsuru olarak şu işlerin kullanıldığı, yani son operasyonunda bu amaçla kullanıldığına yolunda bazı
emniyet mensuplarıyla konuştuğunuz zaman böyle görüşlerde öne sürenler var. Siz nasıl bakarsınız? Bu olayın, bu terfilerle işte görevden emekliye sevk edecekler ilgisi olabilir mi? Yani direkt böyle bir ilgisi olacağını tahmin etmem, kanaat getirmem. Çünkü davayla başlayan bir süreç ama çok iyi bir noktaya değindiniz. Şimdi bir dönem önce bir takım insanlar böyle görevden alındılar, emekli edildi vesaire yaptılar. Hepsi idare mahkemeye gitti. İdare mahkeme özellikle Danıştay'a bir karar verdi. Dedi ki emniyete, sizin tayinde, terfide, atamada, emekli etmede ölçü ve kıstaslarınızla ilgili bir düzenleme yapmanız lazım. Evet, yüksek değerlendirme kurulunuz var, onaylıyorsunuz onu ama hangi ölçülere beğenimsediğinizi, hangi objektif standartlar olduğunu yazmamışsınız. Bunu yapmadığınız için bu kararı iptal ediyorum. Böyle bir düzenleme yapın dedi. Ama emniyet halen böyle bir düzenleme yapmadı. Özellikle Bakan Soylu döneminde idare mahkemenin muhtelif kararlarına rağmen hiçbir mahkeme kararı uygulanmadı. Niye? Mahkeme diyor ki önce siz bu işlemleri yaparken, bir insanı emekli ederken, kadrosuzluk nedeniyle emekli ederken, atarken, tayin ederken ölçüleriniz ne? Bunu bir belirleyin. Bunu da bir standart bir yazılı hale getirin. Yönetmelik bilirsiniz, tüzük diye bunu çıkarın. Ondan sonra işlemi buna göre yapın ki insanlar adil bir yargıya tabi olsun. Dava açıldığı zaman da biz bakalım hangi ölçü var. Şimdi bunu bakanlık yapmadı. Niye? Keyfi atama yapılmak için. Keyfi terfi yaptırabilmek için. İstediğine terfi ettirmemek için keyfilik istiyorlar. Halbuki bir düzenleme olsa, tek tek ölçüler belirlenmiş olsa, o ölçülere uyanlar terfi eder, uymayanlar emekli eder vesaire. O zaman insanlar da inanır ki ben bu hatam, bu doğrusu, bu dava açarsanız da mahkeme doğru karar verir. Bunca idari mahkeme kararına rağmen, bunca Danıştay kararına rağmen halen bu çıkarılmadı. Şimdi gene toplanacak kurul. Tabii ki herkes kaygıda. Ben emekli edilebilir miyim? Hak ettiğim için değil, o gruba mensup olmadığım için. Evet. Veya bu emekli karar verenler, şu grubun insanları, beni ondan dolayı gerçekten emekli edecek kadar kusurlu olsa bile o kabul etmiyor. Diyor ki hayır, bu terfi komisyonundaki çoğunlukla şu teşkilata mensup veya bu hareket. Niye? Çünkü standartlarımız yok. Sorun burada kaynaklanıyor. Çok önemli bir konu. Bu düzenlenmediği için, evet, kesinlikle böyle düzenleme lazım. Bu düzenleme olmazsa insanlar keyfi terfiye tayine tabi oluyorlarsa o zaman ne yaparlar? Mevcut güç kimde yanaysa o tarafa eğilirler. Bir dönem neydi? Emniyette kim etkindi? Fethullah Gülen Tekin. Herkes hep Fethullahçı oldu. Emniyette bu kadar Fethullahçı yoktu aslında. Ama tayini, terfi, atamı onlara verirseniz herkes o tarafa yamulmaya başlar. Sayı yükselir. Bugün de aynı şey. Emniyette bu kadar tahrikat mensubu yok. Ama siz onlara böyle bir kontajan veriyormuş gibi, onlara söz sahibiymiş gibi, onlar tayinde, atamada etkinmiş gösterirseniz herkes bir gruba yanaşmaya kalkarlar. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Çok önemli konu. Evet, evet. Hanifi Bey, şimdi siz mesela yıllarca bu organize suç örgütlerine operasyonlar yaptınız. Yurt dışında, yurt içinde, yurt dışı bağlantılı birçok operasyonları yine gerçekleştirdiniz. Şöyle bir baktığımız zaman bu organize suç örgütleri nasıl çalışıyor? Bu dikey var, yatay şekilleri var. Onları da bir anlatsanız da biz de bir aydınlansak efendim. Aslında herkes olayı tabi dediğiniz gibi suç örgütlerinin silahlı eylemleri olaylarla görmeye çalışıyor. Suç örgütlerinin ayakta kalabilmesi, var olabilmesi, devam ettirebilmesi için mutlak surette emniyetle irtibatlı olmaları gerek. Emniyette belli makamlarla ilişki geliştirip onlarla menfaat bağına dayanan bir destek görmeleri lazım. Emniyet niye destekleyecek? Oradan maddi menfaat alıyor. Yani öncelikle birinci ayağa ilk ulaştıkları yer emniyet oluyor o zaman. Bu emniyetten durumda bir destek almak mecburiyet. Destek almazsa o iş yürütmesi çok çok zor olur. İkincisi yargıda destek almak mecburiyetteler. Yani hakimler, savcılar, Yargıtay'dan her boyutta bir ilişki geliştirmek ve orada bir destek almak mecburiyetteler. Üçüncüsü siyasette mi destek almak mecburiyetindeler mutlak surette. Yani bu ayaklardan destek alamazsa. Basın desteği de var mı efendim bunların arasında? Efendim? Basın. Medya desteği de oluyor mu? Yani tabii medya desteği düşünebilir iş adamları ama onlar ikinci, üçüncü planda. Yani medya irtibatı olmasa da işini yürütebilir. Ama emniyet irtibatı olmasa yürütemez. Çünkü emniyet ilk şikayette karşısına çıkacak olan görevlidir. Doğru. Yargıda da irtibatı olmasa, şimdi bakın Türkiye'de adı duyulmuş olan ne kadar mafya mensubu dediğim, organ suç örgütü dediğim insanların listesinin sabıkalarını çıkarın. Ondan aşağı sabıkası olan yok. Peki diyorsunuz ya biz bir slogan attık içeri girdik 10 sene yatıyoruz. Bir yazı yazdık şurada diğer yazdık. Bu insanlar adamı öldürüyor, adamı yaralıyor, gasp ediyor, hürriyet tahdit ediyor, tehdit ediyor. Birçok suç işliyor. Bunlar içeride kalmıyorlar. Niye kalmıyorlar? Bir, çok ciddi şekilde emniyette bazı çevrede korunuyorlar. Emniyette kurtaramadılar, yargıda korunuyorlar belli sahada. Siyasette destek alıyorlar. Şimdi bunlar bu güçlerini bunlar aldığı zaman görünenden çok daha güçlü hale gelebilirler. Şimdi hatırlar mısınız? Sedat Peker açıklama yaptı. Demişti ki ben içerideyken geçmiş başbakanlardan
Sayın Mesut Yılmaz ile ilgili bir şey vardı elimde, kaset. Bunu şantaj diye, pet diye kullandım resmen. Önemli bir davada içerideydim. Çok durumu ağırdı. Davada kurtarıldım, temizlendim, ben bırakıldım. Ve ayrıca 5 milyon dolar da para aldım. Şimdi bakın, bir mafya mensubu basit alıyoruz ama devrinde başbakanlık yapmış. O tarihte belki başbakan değil ama başbakanlık yapmış bir kişiyi tehdit ediyor, şantaj yapıyor. Hem olmayacak bir davasından kurtarıyor, yargı kurtarıyor. Oraya bir destek oluyor. Hem de para alıyor. Şimdi bu güç çok önemli bir güç. Bunu düşündüğünüz zaman başka sahaları yönetin. Türkiye'deki ticareti, Türkiye'deki sanata, Türkiye'deki ihalelere, Türkiye'deki bütün işlemlere bu yeraltı güçleri müdahil oluyorlar. Birçok olay emniyete, yargıya taşınamaz. İhalede fesat karıştılar, ihale aldım iş adamlar büyük paralarla. Oradaki sorun mahkemeye gidemiyor. Uyuşturucu kaçakları sorunu mahkemeye gidemiyor. Veya davasını hem halletmek isteyen büyük alışverişli davalar mafyaya taşınıyor. Mafya nasıl hallediyor bunu? Yine emniyette şikayet olduğunda emniyetteki unsuruna dayanıyor. Yargıda destek alıyor. Çok şeytani zekası olan avukatlar ve onların ağları var. İrtibat kurdukları, hangi hakim, hangi savcı menfaatle halledilebilir, kime rüşvet verilebilir, kim burada kullanılabilir. Bunları kullanmak suretiyle her zaman kenara çıkıyorlar. İşte toplumlar korku yaratıyor. Niye? Her olaydan sonra giriyor, geri çıkıyor. Giriyor, geri çıkıyor. Tanıklar ifade değiştiriyor. Davayı davadan vazgeçiyor. Kendi suç ile beraber arkadaşları vazgeç ifadeyi onlar, suçu onlar üstleniyorlar. Ben yaptım diyorlar. Yani Türkiye'nin çok ciddi bir sıkıntısı var organize suçlara mücadele, mafyaya mücadele konusunda. Bugüne kadar adı geçen herkes 10 kere, 20 kere girmiş çıkmış. Hiç kimse doğru dürüst mahkum veya çok az süre mahkum olur. Daha garibi, mahkum olan da cezaevinde. Ha, ben de orayı soracaktım. Madem mahkum oluyor Hanif Bey. Şimdi mesela çok sayıda organize suç örgütü mensubu, işte az önce diyoruz ya, şu kadar çete çökertildi, hem uluslararası, ulusal düzeyde, yerel düzeyde, bölgesel düzeydeki. Bakıyorsunuz bu şey şu kadar yakalandı. Hakikaten baktığınız zaman binlerle ifade ediliyor. Yakalandı. Bunlar cezaevinde. Bu örgüt liderleri veya işte ikinci adamları içeride olmasına rağmen içeride mi yönetiyorlar bu örgütlerini? Maalesef bazı örgüt yöneticileri, hem bu mafya için geçer, hem uçlu göç, kaçakçılık önemli. Asıl şefler içeride işleri yönetiyor, yönlendiriyorlar. Sürekli hukukçular gelip gidiyor. Onlar vasıtasıyla dışarı talimatlar, haberler gönderiliyor. Dışarıdaki örgüt mensubu istedikleri bir talimat. Hem de cezaevi daha da güvenli. Hiçbir şey soramazsınız. Adamı cezaevinde suçlayamazsınız bile yanına bilgiyi. Orada rahatlıkla bu işi yönetip yönlendirebiliyorlar. Yani bizim bu konuda evet operasyonları yapıyoruz, yakalıyoruz, çıkarıyoruz, basına veriyoruz ama ondan sonrası takibi konusunda sorunumuz var. Yargılama sonunda sorunumuz var. Bu sebeple ne oldu? İşte şimdiki polisler ne yaptı? Ankara polisler iyice iyi yargılansın. Mutlaka tanık ifade versin diye işin içine girip bu adamlar uğraştığında başka sorunlar çıkıyor. Yani Türkiye bu organize suçlar konusunu ciddi masaya yatırması lazım. Bu konuda zafiyetleri, eksikleri, yanlışları nelerdir deyip ciddi şekilde bakıp ona göre düzenlemeler yapılması lazım. Ama şimdiki gibi yürürse benim adamı senin adamı atayalım. Böyle hiç uyduruk bir davadan dolayı soruşturma yapanlar suçlanırsa, bu olay bir darbeye dönüştürüp hükümete darbeye göstermeye çalışılırsa, hükümet bile böyle bir açıklama yaparsa bu iş böyle yürümez. Yani bu kadar açık bir şeyi, bu kadar alenen gözüken bir olayı inanmak ve kabul etmek mümkün değil. Yani açıktan ret etmek lazım. Bu saçma bir şey. Mafya mensuplarını kurtulmanın öyle bir operasyon. Bunu siz görmezden gelip de yurt dışında bir kişinin yaptığı telefon konuşma yayınlamasıyla tüm bunları doğru kabul ederseniz, eldeki tüm dosyayı, tüm tahkikat evrakını, hiçbir kimse kelime geçmemiş bir olayı böyle yorumlarsanız bu büyük bir yanlış ve hata olur. Ha burada başka suçlar vardır, yanlışlıklar vardır. Elbette soruşturmalı. Zaten bir eksikliği de burada bu. Emniyet değil, her makam mutlaka denetlenmeli, kontrol edilmeli. Ama bu denetim kendi kendine bırakılan bir denetim değil. Türkiye'de denetim elemanları hep pasiftir. Müfettişlerin yetkileri yoktur. Araştırmaya gönderilen yetkiler, hayır değil. Mutlak yetkileri olan müfettişi denetlemeli. Araştırmalı, şikayet olduğu, ihbar olduğu zaman bu olaylar evveliyatta nem bırakıyor. Orada bir takım yanlışlığın olduğu, bir sorun olduğu ortaya çıkıyor. Sürekli şikayetler ve sürekli bir rahatsızlık var ama orada denetlenmiyor. Onlar korunup korunuyor. Hayır, kim olursa olsun. En iyi görev yapın da olsa bu denetlenmeli, incelenmeli, araştırmalı ve kendi görev yetkilisinin dışına çıkıyorsa buna dur denmesi gerek. Bu denmiyor. Bazı insanlar şımartılıyor. Alkışlanıyor, kohkorlanıyor. Onlar da sonunda bir sarhoşluğa bürünüp hatalar yapıyorlar. Bu hatalara mani olmak lazım. Yanlış yapan hemen anında düzeltmek lazım. Gizli tanığı, efendim gizli tanığı hemen anında müdahale edeceksiniz. Evi ihlal etti, hoş göremezsiniz. Burada müdahale edeceksiniz. Efendim teşkilatta bir takım insanlar hakkında soruşturma yapmaya kalkıyor. Anında müdahale edeceksiniz. Diyeceksiniz senin görevin değil. Bu müfettişin görevi, savcının görevi. Bunlara zamanında müdahale etmezseniz bu birike birike büyük sorun olur. Sonra müdahale etmekte zorlanırsınız.
Sonra bir ton böyle kahramanlar ortaya çıkarsınız ve kahramanlarla mücadele edemezsiniz. Sonunda da böyle bir şeyle her şey darmadağın olabilir. Böyle bütün yapılan işlerin yazlık sıkıntıya dönüşebilir. Böylece böyle bir hastalıklı bir yapımız var. Yani bir ciddiyet içerisinde, bir devlet ciddiyeti içerisinde, bir yasalara, mevzuata bağlı bir anlayışla denetim ve kontrolü yapılarak bir sistem yürütemiyoruz maalesef. Sıkıntı biraz evet, burada. Evet. Hanifi Bey, ben de bir son haber vereyim. Bu konularla ilgili süremiz çünkü doldu. Şöyle söyleyelim, işte bu kişi Serdar Serçelik evinden kaçırılıyor. 27 Kasım tarihinde bu olay gerçekleşiyor. Neyle gidiyor biliyor musunuz? Hiç tahmin edemezsiniz. Ambulansla gidiyor. Ambulansa bindiriliyor bu kişi, İstanbul'a götürülüyor. Daha sonraki süreçte de, ki onun ne zaman yurt dışına çıktığı belli değil, Kos Adası'na götürülüyor. Oradan oradan Atina'ya götürülüyor. Atina'da kendisine bir Bulgar pasaportu, bunun adına hazırlanmış o pasaport veriliyor. Ve şu anda da ya Karadağ'da, ya Paris'te, ya da Dubai'de olduğu biliniyor. Ve açıklamalarını işte sürdürmeye de devam ediyor. Her şeyin gerçeğin ortaya çıkmasını bizler de yürekten diliyoruz. Hep bunun için çabalıyoruz, gayret ediyoruz. Size de teşekkür ederek. Sağ olasınız, var olasınız. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Ve Sisler Bulvarı'nın sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle iyilikler, esenlikler diliyoruz. Hoşça kalın.